Dediğimiz Gülsün Hanım. Güzel, bakalım şöyle dişlerinize. Yakından bir inceleyelim. Çok ciddi aralıklar var. Önde aralıklar var. Dişlerde sarılık var ve şu an bile açtığımızda görüyorum. Diş eti böyle kırmızı, iltihabımsı bir görünüm var. Bilin, eğer sizde kanama varsa dişlerinizde muhakkak diş hekiminize gidip tedavi olmanız lazım. Çünkü vücuttaki herhangi bir kanama hastalık belirtisi. Kişinin diş etleri kanıyorsa kişi diş etlere dokunmuyor. Dokunmayınca durum giderek artıyor ve durum içinden çıkılmaz bir hal haline geliyor. O yüzden diş etleriniz kanıyorsa yine diş etlerine masaj yaparak fırçalamanız lazım. Ağız bakımında her hafta bunlardan bahsediyoruz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. İnci gibi olsun dedi Gülsün Hanım. Ben de ona inci gibi dişler vermeyi düşünüyorum. Diş taşlarını temizleyerek başlayalım. Amacımız diş etlerindeki bakterileri dezenfekte ederek ortamdaki kanamayı azaltmak. Lazerle yapılacak bu işler. Şu anda Gülsün Hanım'ın diş beyazlatma işlemi yapılıyor. Diş beyazlatma işlemi iki türlü olabiliyor. Ya bu şekilde ofiste yapılan diş beyazlatma işlemi ya da evde yapılan beyazlatma işlemi. Ofiste yapılan beyazlatma işlemiyle dişler birkaç ton daha beyaz hale gelebiliyor. Ve bu işlem bir saatte gerçekleşiyor. Şimdi sıra geldi bonding işlemine. Gördüğünüz gibi birçok aralık var dişlerde. Burada var, iki dişin arasında var, yanlarda var. Bunları bonding işlemini kapatmaya başlayacağız. İnce matriks bantları var dişleri ayırmak için. Dişe yapıştırarak sürüyoruz bunları. En önemli konu o. Yani dişten aşındırma yok, herhangi bir durum yok. Kişinin kendi dişi zarar görmüyor. Hamur kıvamında malzemeyi dişin arasına ekliyoruz. Ekledikten sonra kendi özel ışığı görüyor. Işığı gördüğü zaman malzeme sertleşmiş oluyor. Bakın burada gördüğünüz gibi buradaki aralık kapanmış oldu ve malzeme dişle aynı renkte olduğu için hiçbir şekilde belli olmuyor. Tedavilerimiz tamamlandı. Güzel geçti. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Kendimi bu ama gibi hissediyorum. Çok mükemmel. Diş etlerim çok sağlam ve sağlıklı ve iyi ömür boyu sürebilecek bir gülüşüm oldu.